Bir de bana, özür dilerim, mantıksız gelen profesörler arasında tartışılan, efendim 6.8 mi olacak, 7.1 mi olacak, 7.2 mi olacak tartışması aslında. Duymak istiyorum görüşünüzü. Yani burada herhalde insanlar sadece o deprem anına, sürecine 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika, 10 saniye her neyse ona konsantre oluyorlar. Ve kafama bir şey düştü mü birey olarak ben, belki senin kafana düşmüyor ama çocuğunun ya da eşinin, arkadaşının, annenin, babanın kafasına bir şey düşüyor. Kafama bir şey düştü mü, ben bir şeyin altında kaldım mı, sığındım falan, herkes bu ana konsantre. Bunun sonrası senaryoyla ilgili ki biz bugün programda sizin ardınızdan sonraki senaryo uzmanlarla konuşmaya başlayacağız. Bundan sonraki senaryodan söz edilmiyor. Depremin hangi şiddette olduğunun ne önemi var bir yerden sonra? Yani diyelim ki 6'dan sonra, 6.5'dan sonra tabii ki her virgül bir çok farklı, çok büyük ama ne önemi var? Sizin nasıl bir alanda yaşadığınızın, orada bulunduğunuzun, belki evinizde değilsiniz, evinizde her türlü tedbir aldınız ama iş yerinizdesiniz, orada tedbirler alınmamış durumda. Ya bunun bir önemi yok. Bunun sonrası senaryoya konsantre olunması çok daha önemli değil mi efendim? Evet, şimdi o kısaca yani bilgi bakımından söyleyeyim. Şimdi depremin bir büyüklüğü var, bir şiddeti var. Şimdi büyüklüğü deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin miktarıdır. O değişmez yani şey olarak. Diyelim 7 büyüklüğünde deprem dersen açığa çıkan enerji. Mesela 7 büyüklüğünde bir deprem aşağı yukarı 1.800.000 ton TNT aynı anda patlamış gibi. Yani 4-5 atom bombasından daha fazla enerji çıkartır. Şimdi depremin şiddeti ise sizin o depremi nasıl hissettiğinizin ölçüsüdür. O tamamen tasviri bir şeydir, tanımsaldır. Şimdi dolayısıyla diyelim ki beklediğimiz deprem olduğu zaman Marmara'nın kıyısında yakın bir yerde oturuyorsanız siz depremin şiddetini daha fazla hissedersiniz. Bizim yaptığımız çalışmalarda minimum 9 şiddetinde. 9 şiddetinde hissederiz sahil kesimleri. Ama sahilden Karadeniz'e doğru gidildikçe zemine de biraz bağlı 6'ya 7'ye kadar düşer. Siz diyelim ki Islancaların o ta oradaysanız 5 şiddetinde hissedersiniz ki orada da bir şey ne yıkılır ne göçer yani. Dolayısıyla şiddetle şey ayrı, büyüklük ayrı. Şimdi o senaryoya gelince bizim bakın Japonya'da o son örnek işte o dediğiniz deprem bizim de beklediğimiz o. Biz o depremi yani o büyüklükte 7.2 minimum deprem veya 7.5 büyüklüğünde bir deprem İstanbul'da olsa yüz binlerce insanın can güvenliği bir sefer sorulu yani problemli olacak. Burada deprem anından mı deprem sonrasından bahsediyoruz? Yani depremde yıkılacak yerler. Yıkılacak bakın, ya, şimdi İBB'nin yaptığı bir çalışmada İstanbul'da 1 milyon yaklaşık 100 bin bina var. 1 milyon 100 bin bina. Bu 1 milyon 100 bin binanın denilen yani onların rakamlarını kabaca söylüyorum 48 bina çok ağır hasarlı olacak. Çok ağır hasar ne demektir? 48 bin bina. 48 yani bin 1 milyon 100 bin binanın 48 bini çok hasarlı olacak. Yani İBB'nin yaptığı çalışmaya göre. Şimdi sizinle ikimiz şöyle düşünelim. Bu 48 bin bina çok ağır hasar demek. Yani göçecek, yıkılacak. Can kaybı da orada beklenecek. Biz kafadan 28'ini daha atalım. Diyelim ki sadece 20 binde ölümlü olur. 20 bin bina demek, her bir binayı 4 kat düşünsen 80 bin kat yapar. Her bir kata 2 tane daire koysan 160 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi koysan 320 bin kişi doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bakın yani çok basit bir hesap. Çok basit. Çok basit. Bir de attınız, küçülttünüz. Ve bazı tabloyu. İnsanlar çıkıyor, bazıları çıkıyor böyle. Yani onlar yani herhalde öyle söylettiriliyor. İstanbul depremi olunca 10 bin kişi ölür, 12 bin kişi ölür falan. Halkı rahatlatmak, güya nasıl bir rahatlatmaksa bu halkı aldatmak gibi bir şey. doğru değil. Önlemleri küçümsemek bir sefer, tehlikeyi küçümsemek anlamına Sayın hocam gelir. Burada tabii ki galiba biraz hemen program başında da ifade etmek istediğim şey buydu. Hep topu bizi şimdi izleyenlere, halka, bu felaketten zarar göreceklere atmak. Hep onlara pas vermek. Ya sen evde bir deprem çantası hazırlarsan, işte nasıl hazırlayacağız? Efendim, yo, onlar üzerinde durmayalım. İçine, hayır şunu söylemek istiyorum. Yani içine bir fener, bir düdük, bir pet şişe su koyarsan, bir de çanta olursa çoluğun çocuğun ilaçlarını falan da alırsan bundan yırtarsın gibi bir şey anlatılıyor. Halbuki şimdi söylediğinizde, şimdi söylediğinizde 300 küsür bin kişi, tabloyu küçülterek söylediniz, bir anda ölüyorlar. Evet, şimdi burada asıl dediğiniz o topu halka atmaktan çıkıp direkt düşündüğümü söylüyorum. Şimdi insanlara evinizi güçlendirin veya deprem dirençli hale getirin dediğimiz zaman biz biliyoruz ki insanlarımızın büyük bir kısmı bunu yapabilecek kapasitede, ekonomik durumu müsait değil, yapamıyor. Yani bunlara bunu yapın demek, affedersiniz, biraz alay etmek gibi oluyor. Alay etmek gibi oluyor. Özür dilerim, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ama genel halk arasında konuşulan şeyi söylüyorum. Bir uzman bir kuruluştan, çünkü herkes kıt kanaat çalışmış etmiş, orada bir apartmanın, dairenin sahibi olmuş değil mi? Evet. Orada getiriliyor bir uzman kuruluştan raporlamak üzere birileri. Orada dese ki burada bir hassasiyet var. Bir anda bütün konut değeri alaşağı olacağı için, o da bütün ayrı. O birikimler yok olacağı için veriyorlar üstünkörü, fena değildir, iyidir, çok müthiştir bir raporu. Bunun için de o kuruluşa da bir gerekli sus payı ödeniyor ve bu iş bitiyor. İşte bu birbirimizi aldatıyoruz. Peki bu birbirimizi şimdi, aldattığımız verilerden söz ediyoruz şu anda. İşte, hayır olarak. Yani onu diyorum ben. Dolayısıyla bu insanlara yani evinizi deprem dirençli hale getirin demenin bir faydası yok. Olanlar yapabilir ama büyük çoğunluk yapamaz. Bu ölüm sayısını böyle dikkate değer bir şekilde azaltmaz. Şimdi o zaman görev önce Türk hükümetine düşüyor. Hükümetlerine, bu hükümete düşüyor. Bugüne kadar Türk hükümetleri, ta 39 depreminden bu yana ne kadar hükümet geçtiyse hep şöyle bir stratejiyi tercih ettiler. Dediler ki deprem Allah'tan gelen bir şey. Yani yapacak bir şey yok. Deprem olsun. Ondan sonra biz hükümetler olarak sahaya ineriz. Halkı aç, susuz bırakmayız. Çorbasını da veririz. İşte çadırını da kurarız, geçici yerlerde yaparız, sabit yerlerini de yaparız. Hem bu vesile ile de siyasi rant da elde ederiz. Yani Allah razı olsun hükümetler geldi, bak bizi aç susuz bırakmadı, bakanlar sıra sıra boy gösteriyorlar. Bu yakınlarda da aynı şeyleri gördük. Yani bir yerde deprem varsa bütün bakanlar orada konuşuyorlar, ediyorlar. Çok da faydalı işler yaptılar, çok da iyi hizmet ettiler. Yani biz de Allah razı olsun diyelim. İşte bütün Kızılay'dan tutun, yani diğer AFAD vesaire herkes orada yardım etti. Bu güzel. Ama bütün bunlar takdir etmemize rağmen olması gereken ama çağ dışı bir anlayışla yapılan şeylerdir. Çünkü günümüzde, çağımızda bilgi toplumları, bilimin ve teknolojinin ileri olduğu toplumlarda insan hayatı her şeyden önce geldiği için deprem olmadan önce gerekeni yapacaksın. Türk hükümetlerinin çoğu bu stratejiyi yok saydı. Hep deprem olsun biz işte çizmelerimizi çeker gideriz halka hizmet etmeye. Bu doğru değil. Deprem olmadan önce bunlar yapılabilir. Bugünkü bilim ve teknoloji buna yani cevaz verebilir. Şimdi nasıl olacak dediğiniz zaman da basit. Bakın yani o kadar zor da değil. Ben iddia ediyorum eğer Türk hükümetleri bu son zamanlarda kentsel dönüşümle bu hükümet biraz çağdaş bir önlem almaya yöneldi. kentsel dönüşümle, diğer hükümetlere nazaran. Yani yapılacak şey şu, bir tehlike analizini yapacaksın. Yani bizim bütün deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarındaki tehlike analizini yapacaksın. Bilimsel yöntemlerle bu yapılır. Tehlike analizi nedir? Oradaki fay nedir? Ne büyüklüktedir? Derinliği nedir? Deprem üretme kapasitesi nedir? Deprem üretme tekerrür periyodu nedir? Deprem olursa nasıl etkiler? Kaç şiddetinde bu yöreler etkilenir? Nasıl olur? Bu tehlike analizi. Ondan sonra bu tehlike gerçekleşirse bizim kentimize nasıl zarar verir? Kentimizin de bileşenleri belli. Halk. Ne kadar halkın ölümüne yaralanmasına neden olur? Altyapıyı ne kadar bozar, ne kadar tahrip eder? Yani yol, viyadük, tünel, baraj, işte kanalizasyon şebekesi, doğalgaz şebekesi, elektrik şebekesi. Bunları araştırırsın, bilimsel yöntemleri araştırırsın. Ondan sonra yapı stokumuza ne kadar zarar verir? Yapı stokumuzun neresini yıkar, neresini işte şöyle hasara uğratır, neresini tam göçürtür? Bunları analiz edersin. Çevreye ne kadar zarar verir? Bunları, daha deprem yok ortada bak, yani risk analizi yapıyoruz. Bunları çalışırsın. Bir de ekonomiye ne kadar zarar verir? Bütün bu çalışmaları yaparsın. Biz buna da risk analizi diyoruz. Demek ki tehlike analizi yaptık, risk analizi yaptık. Tehlike olduğu zaman ne kadar zarar göreceğimizi kuruşlandırdık, koyduk ortaya. Ondan sonra üçüncüsü zarar azaltıcı önlemlere başlarız. Şu evler yıkılacak mahallenin, şimdiden deprem gelmeden çaresine bakarsın, yıkarsın, güçlendirirsin. Bu yol eğer göçecekse deprem gelmeden onu yaparsın.